Evet gençler ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Haydi bakalım Fejati dönemi Türk Edebiyatı'na başlayalım. Arkadaşlar tahtada gördüğünüz gibi 1909 ile 1912 arasında 3 yıllık bir edebiyattır. Yani başlangıcı 1909, bitişi de 1912 kabul etmemiz gerekiyor. Tamam mı? Arkadaşlar ilk toplantı 20 Mart 1909'da yapıldı. Yalnız kendilerini 1910 yılında bir beyanname ile tanıttılar kendilerini kamuoyuna. Ve bu ilk beyanname oldu. Türkiye'de bir hatta önce kendilerini bir beyannameyle ile tanıtan topluluk yoktu. Yalnız 1911 yılında aralarından büyük bir topluluk, Milli edebiyata geçti ve 1912 yılında da tamamen kendilerini feshettiler. Yani gördüğünüz üzere 3 yıllık bir edebiyattır. Arkadaşlar bu edebiyatın ilkelerine hayatının sonuna kadar bağlı kalan Ahmet Haşim vardır. Ahmet Haşim bu topluluğun en güçlü şairidir. İlkelere bağlı kaldı. Ondan sonra ondan güçlü Tahsin Nait ve Emin Mülen. Serdaroğlu vardır. Arkadaşlar Celal Sayın Erozon'la Faik Ali. Zaten nereden geçmişti arkadaşlar? Serveti Firun'dan geçti. Orada da vardı. Abi olarak yaşları biraz büyüktü diğerlerine göre. Bunlar geçmişti. Sonra da bunlar gittiler milli edebiyata katıldılar. Tamam Peki hocam. Şuraya bir grup yazmışsınız şöyle yazayım isterseniz. Evet. Buraya bir grup yazmışsınız evet. öğretmenim. Evet. Bakın arkadaşlar. Buradakine. Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karosmanoğlu, Fuat Köprülü, Refik Halit Karay, Aka Gündüz, yazmadığım Hamdullah Süpü Tanrıver buradalardı. Ama bunlar da milli edebiyata geçtiler. Hatta Oran öncüsü oldular. Şabettin Süleyman Süleymanla, Cemil Süleyman, Alyanak oldu da diğer sanatçılardır. İlk başkan olarak Faik Ali Ozansoy seçildi. Belki de yaşı diğerlerinden büyük diye. Tamam. Hani servet finununda fani tesellileri yazan. Ad koyma işine gelince iki tane fikir çıktı. Bir tanesi dedi ki ismi Fezu Ati olsun dedi. Yo, öbür de dedi ki. Sinayı Emel olsun dedi. Ati gelecek. Fez aydınlık. Geleceğin aydınlığı. Bunu Başkan Faik Ali önerdi. Sinayi Emel ismini de Ahmet Haşim önerdi. Peki Fevzi Ati dönemi Türk Edebiyatı dediğimiz zaman o zaman demek ki başkanın borusu ötmüş Faik Ali dedi olmuş. Anlaştık mı? Şimdi bak ilk toplantı Bunlar 20 Mart 1909 yılında ilk toplantıyı gerçekleştirdiler. Tamam mı? Hatta kurallara uygun yazalım. 20 Mart 1909 yılında bu adamlar hepsi bir araya geldi. Bak. Yaşı küçük olan da var, yaşı büyük olan da var. Bunlar hop toplantı arkadaşlar bir araya geldi. Nerede toplantılar hocam? Hilali Gazetesi'nin matbaasında. Hilal. Hilal. Gazetesi'nin. Gazetesi'nin. Matbaasında. Bunlar gençler. Bir araya geldi. Ve ilk toplantı yapıldı. Kararları şunlardı. Bir kütüphane kuralım dedi. Yalnız bugün kütüphaneler gibi değil ha. Yani... ...oraya raflara kitaplar dizelim... ...kitaplar dursun değil. Hayır öyle değil. Fecri Ati... ...kütüphanesi kuralım dedi. Sadece kendi... ...eserlerimizin olduğu... ...koca bir kütüphane olsun dedi. Sonucu söyleyeyim mi? İleride söyleyecektim de ...önceden söyledim. Sadece 5 tane... ...kitap koyabilirler içine. Tamam Ve Batı'nın... ...eserlerini... ...günü... ...gününe... Takip ve o batının eserlerini Türkçe'ye çevirmek istediler. Ne yazık ki dil komisyonu kursalarda bunu da başaramayacaklar. Tamam mı? Yani Servet Fünun'un doğa batıcı olmak istedi. Bir konferans. Konferanslarla halkı aydınlatmak istediler. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Halk şimdi bunların yazdıklarını anlamıyor ya. Bunlar konferans verecekler, halkı aydınlatacaklar. Efendime söyleyeyim, bir şey söylemek istiyorum. Yavrucuğum, ben konferans vereceğim. Ben halkı aydınlatacağım ama küçük bir problem var. Yani adam diyor ki, halk benim yazdıkları banla bir ben halka ineyim demiyor. Konferans verip halkı kendi seviyeme çıkartacağım Konferansa gelen gider, olmadı. Sözcü olarak Yakup Kadri seçildi. Yakup Kadri Karosmanoğlu seçildi ve slogan olarak da şöyle belirlediler. Edebiyat şahsi ve muhteremdir. Yani herkesi kendi edebiyatında yazacaklarında biraz özgür seçtiler. Ve bu sloganın sahibi de Şahabettin Süleyman'dır. Ama daha sonra topluluğun bir sloganı haline gelmiştir. Tamam mı? Şimdi geldik. Feccati edebi beyannamesi. İlk defa kendilerini bir beyanname ile topluluğa sunan O zaman Türk edebiyatına ilk beyannamedir. İsterseniz beyannameye manifestoda diyebilirsiniz kendilerini tanıttıkları için. Türk edebiyatının o zaman ilk manifestosu. Dur, ilk beyannamesidir. Beyannamenin diğer adına bildiri de diyebilirsiniz. Yani Türk Edebiyatı'nda adına ister bildiri de, ister manifesto de, ister bildiri de, ister beyanname de, ister manifesto de, ilki bunlardır. Ve bunu da 1910 yılında, yani toplandıktan yaklaşık bir yıl sonra duyurdular. Tamam. Servet-i Fünun'u şöyle kabul ettiler. İlk ciddi rehber dediler. Ama artık serveti fünuna geçmiş gözüyle bakabiliriz dediler. Serveti fünunu biraz över gibi oldular ama sövdüler. Geçmiş, artık geçmiş. Serveti fünundan kalan boşluğu doldurmak istediler. Serveti fünunu aşamadılar. Namık Kemal'i arkadaşlar edebiyatın işlevini gerçekleştiren bir kişi olarak gördüler. Ve batının eserlerini çevirmek istiyorlardı. Çevirmek için bir dil komisyonu kurdular. Konferans, konferanslarla halkı aydınlatmak istediler. Ve edebiyatı hoşça vakit geçirmek amaçlı bir iş olarak görmediler. Edebiyatı ciddi bir iş olarak gördüler ve halkı sosyal bilimlerde ilerletelim mesajı verdiler. Kütüphane kurmak istediler. Evet, kurdular da. Ama çok güzel bir kütüphane olmadı sadece içinde 5 tane eser oldu. Şimdi geldik. Servet i Fünunik ciddi rehber ama artık geçti. Namık Kemal Edebiyat'ın işlevini tek gerçekleştiren kişiydi. Batı'nın eserlerini çevirmek için bir dil komisyonu kuralım. Konferanslarla halka aydınlatalım. Edebiyat hoşça vakit geçirmek için bir iş değil. Nedir? Ciddi bir iştir. Ve kütüphane kuralım dediler. Kütüphanelerinde sadece beş eser oldu. Bunlar nedir? ezberlemeyin. Timsal aşkla inhizam Cemil Süleyman Alyana konulu. Ruhi bir kayıt kütüphaneye konulan ilk eser Tahsin Nait. Fırtına Şahabettin Süleyman'ın hayatı de daha sonra milli edebiyata geçecek olan Mehmet Fuat Köprü'nü. Sonuç mu? Sonuç. O kadar laf söylediler, Servet-i Fünun'a geçmiş gözüyle bakalım dediler ve sonuç Servet-i Fünun'u dahi aşamadılar. Servet-i Fünun'dan daha batıcı olmak istediler ama aşamadılar. Peki özelliklerine bakarsan. Şiirde slogan nedir? Arkadaşlar sanat şahsi ve muhteremdir bir topluluktur ama herkesi özgür bıraktılar. Dil ağırdır, süslüdür, edebi sanatlarla doludur. Vezir olarak aruz ölçüsünü kullandılar. Hatta Ahmet Haşim hece ölçüsüne köylü vezni demiştir. Tamam mı? Ve batıyı, batıyı günü gününe takip etmek istediler şiirlerde ve Batı edebiyatı örnek alındı. Fransızlar Batı edebiyatı örnek alındı. Ve şiiri şöyle dediler. Şiir söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakındır dediler. Bu bizi musikiye yani sembolizme götürdü. Şiirle de musiki ağırlıklıydı. Şiirde edebi akım olarak baş akım sembolizmdi. Sonra biraz daha sembolizmin devamı olan empresyonizm akımı örnek alındı. Ha, roman hikayede realizm, naturalizm ama roman hikaye çok gelişmedi. Peki tek güzel özelliği neydi? Gençler, Servet-i Fünun ile milli edebiyat arasında köprü oldular. Köprü. Köprü görevi üstlendiler. Tamam mı? Evet. Tiyatro çok gelişmedi. Gençler, Şahabettin, Süleyman birazcık uğraştı. Ama tiyatro ön plana çıkmadı. Sadece tek kazanım burada Müfit Ratip'tir. Müfit Ratip arkadaşlar, Türklerin ilk tiyatro eleştirmenidir. Yani ilk defa bir tiyatro eleştirmeni karşımıza çıktı. Ama sonuç olarak tiyatro gençler çok gelişmedi. Roman hikayede realiz ve naturalizm akımları ön planda oldu. Ama bunlarda çok gelişmedi, zayıf kaldı. Demek ki feyzi atide varsa yoksa şiir. O zaman özelliklerini gördük. O zaman özelliklerini gördüysek o zaman Ahmet Haşim'den başlayarak sanatçıları işleyelim. Zaten kısa bir dönem. O zaman ben tahtamı silip ve sanatçılarla birlikte devam edelim gençler. Evet gençler Fecati sanatçılarına geçiyoruz. Ahmet Haşim. Arkadaşlar Fecati ilkelerine ömrünün sonuna kadar sadık kalmıştır. Hatta Fecati de aldıktan sonra biliyorsunuz 1909 ile 1912 bağımsız olarak aynı mantıkla şiir yazmaya devam eder. Akşam şairidir. Bireysel şiirler yazar. Aşk, tabiat, grup vakti konularını işler. Şimdi niye? İyi dinleyin. Arkadaşlar babası kaymakam. Mutasarraf kaymakam. Ve Annesi var, hasta. Ölmek üzere. Sadece annesi bununla vakit geçiriyor. Babası biraz despot. Annesi vakit geçiriyor bununla. Annesi bunun elinden tutuyor. Sabaha kadar, bütün akşamı annesiyle geçiriyor. Uyumuyorlar da. Çünkü annesi ölecek. Oğluyla ne kadar vakit geçirse o kadar iyidir. Bunu iyi gözle bakabilirsiniz. Bir de şöyle düşün. Annesi öldükten sonra çocuk ne olacak? Tek başına kalacak. Yalnızlaşacak. Anne söylüyor. Babası İstanbul'da bir yatılı okula veriyor. Ve yaşadığı coğrafya Arap coğrafyası oradan İstanbul'a geliyor. Düşün, Arapça biliyor, Türkçe bilmiyor. Bir yatılı okulda bu çocuğun nasıl itilip kakılacağını düşünebilir misiniz? Ne kadar yalnız kalacağı. Yalnız kalıyor ve bu şekilde büyüyor. Ve bu yüzden hiçbir kadına kolay kolay yaklaşamıyor. Kadınlara yaklaşamıyor. Ve arkadaşlar ileride hani büyüyor, akrabaları bunu evlendirmek istiyor. Birlerle tanıştırıyorlar. Saat kulesinin orada seni bir kızla tanıştıracağız diyorlar. Ayıp olmasın diye gidiyor. Kız ilerden izliyor. Orada köşede kızı seyrediyor, seyrediyor, geliyor. En sonunda katakulleye getiriyorlar. Evlendirecekler. Ve bir kızla tamamen görüştürüyorlar. Neredeyse evlenecek. Ama arkadaşlar tam adettendir. Arap adetleri var o dönemde. Ne var? Bir gün, bir gece önce kızın evinde yemeğe gidiliyor. Ahmet Haşim'in kabuğunu ve yaprak sarmasını çok seviyor. Ve arkadaşlar bir Ecebine yani kayınvalidesi, ileride kayınvalidesi olacak kişi, ertesi gün kayınvalidesi olacak kişi paltosunun cebine o evden ayrılırken Ahmet Haşim'in soğuk eve gidiyor diyor. Ben ona bir güzellik yapayım diyor. Bir kese kağıdının içine bir cebine sarma koyuyor. Öbür cebine kavun koyuyor. Ahmet Haşim gidiyor eve ve faytoncuya parasını verecek. Faytona elini bir sokuyor. Zeytinyağlı sarma. Öbürüne sokuyor kavun. Bu ne diyor? O kızla da evlenmekten vazgeçiyor. Beşir Ayfazoğlu Ömrüm Benim Bir Ateş diye bir eseri var. Ahmet Haşim'i çok güzel bir şekilde anlatmıştır. Tamam Ve hayatında hiçbir kadına yaklaşamıyor. Ve dünyanın en çirkin kişisi olarak kendini kabul ediyor. Başım şiirinde. Koparmak istiyorum seni diyor. Nefret ediyor kendisinden. Bunun hepsinin temelinde bu var işte. Bu var. Yaşadıkları yalnızlığı var. Kendi fildişi kulesinde. Kendi fildişi kulesinde. Yalnız. Ve akşam anlatıyor. En çok anlattığı şeyler gece akşam. Ölçü olarak aruz ölçüsünü kullanıyor. Hatta hece ölçüsüne köylü vezni diyor. Dili ağırdır, süslüdür, yani ağdalıdır. Sonuçta Arapça, Farsça kelime ve tamlamaları acımadan kullanıyor. Değil mi? Ahmet Haşim'in şiir görüşlerine biraz sonra yer vereceğiz. Aslında bu saf şiirdir. Türk edebiyatında saf şiirin ilk başarılı örneklerini veriyor. Akım olarak da sembolizm akımından etkileniyor. Sembolizmin devamı olan empresyonizmin izlerinde onda olabiliriz ama sembolisttir. Bir şiir yazıyor. Bir günün sonunda arzu bu şiir anlaşılmıyor. Bu şiir muğlak bulunuyor. Muğlak bulunuyor. Ve bunun içinde şiir hakkında bazı mülazalar adlı Türk edebiyatındaki ilk poetika yazıyor. Poetika nedir hocam derseniz? Poetika şudur. Şiir görüşleridir. Yani şiir görüşlerini burada güzel bir şekilde anlatıyor. Bu da Türk şiirinde ilk poetikadır. Anlaştık mı? Şiir hakkında bazı mülahazalar. Türk edebiyatı ilk defa derli toplu bir şekilde şiir görüşlerini veren Ahmet Haşim'dir. Ne diyor burada? Bakın şiiri nasıl tanımlıyor? Şiir hakikat habercisi değildir diyor. Bize gerçeği anlatmak için yoktur. Şiir kanun koyucu değildir diyor. Siz benim diyor bir gün sonunda arzu şiirimi anlamadınız ama diyor. Şiir anlaşılmak için değildir diyor. Şiir diyor duyulmak içindir diyor. Şiirden bir şey öğrenemezsin diyor. Şiirde bir öğrenme açıklama amacı yoktur diyor. Öğrenmek istiyorsan git düz yaz oku diyor. Şiir sana mesaj vermez diyor. Şiir sana bir şey sadece duyurur diyor. Şiirden bir şey öğrenemezsin diyor. Ve şiir sözle muski arasında sözden ziyade musikiye yakındır diyor. Yani aslında Ahmet Haşim bize sembolizmi ya da Türk şiirinde sembolizmin başka bir ifadesi olan saf şiiri tanımlıyor. Saf şiir deyince akla ilk Ahmet Haşim sonra Yahya Kemal gelir. Şiirde aynı önemlidir diyor. Ve şiir anlamını diyor okuyucunun eşsiz ruhundan alır diyor. Mesela senin bir şiir okuduğu zaman başkanlar, kadir başkanlar, İlyas başkanlar, Bayram başkanlar, Ramazan başkanlar diyor. Ve şiirde anlam aramak nedir diyor biliyor musunuz? Eti için bülbül öldürmektir diyor. Şiirde anlam aramak budur diyor. Eti için bülbül öldürmek. Bülbülün eti mi değerlidir, sesi mi? Sesi. O zaman öldürmeyeceksin. Eti için bülbül öldürmek. Ne kadar yanlışsa diyor şiirde anlam aramak da o kadar yanlıştır diyor. Ne kadar güzeldi? Saf şiir ve sembolizm işte. Buyurun. Şiir hakkında bazı mülazalarda da söylenenler. Şiir kitapları var. Bu arada şiir hakkında bazı mülazalarda da piyalenin ön sözüne koyuyor. Yani piyalenin ön sözünde şiir hakkında bazı mülazaları koyuyor. Piale ve göz saatleri. İki önemli kitabı. Piyalenin için o meşhur merdiven şiiri vardır. Göl saatlerinin içinde de o meşhur Obel'de şiir vardır. Geziyası var. Frankfurt Seyahat Namesi. Frankfurt Seyahat Namesi gezi yazısıdır. Sohbetlerini ve makallerini şurada topluyor. Gura bahaneyi laklaka. Yani leylek muhabbeti. Fıkralarında Paris gezisinden kalanları anlarında bize göre. Şiir, piyale Göz saatleri, gezyası Frankfurt seyahatnamesi, sohbet makale, kurabani Laklakan ve fıkra bize göredir. İşte Feyzati'nin en meşhur şairi Ahmet Haşim'dir. Feyzati'den soru sorarlarsa soru soracakları ilk adam Ahmet Haşim'dir. Tahsin'in ait. Ahmet Haşim'den sonra en meşhur şairdir ölmeseydi, erken yaşta ölmeseydi belki o kadar büyük olabilirdi. Tamam O da Adalar şairi, Kamer şair, Zühre şairi olarak bilinir. Eserin ismi Ruhu bir kayıttır. Bu şiir kitabının ismidir. Ruhu bir arkadaşlar aynı zamanda nerede vardı? Fecati kütüphanesinde vardı. Zaten fecri ati içerisinde eserlerini kitaplaştıran ilk kişidir. Tamam mı? Evet. Emin Bülent Serdaroğlu. Galatasaray'ın kurucularından Galatasaray'ın kaptanıdır. Ve edebiyat dünyasında tanınmasını sağlayan eseri kin şiiridir. Milli edebiyatın erken habercisi gibidir. Ve bu arkadaşlar Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu şiirine karşı yazılmıştır. Mavi Gözlü Yunan Çocuğu'na karşı yazılmıştır. Tamam. Yani Victor Hugo Mavi Gözlü Yunan Çocuğu'nu yazıyor. Emin Mülah Serdaroğlu kini yazıyor. Milliyetçilik kıvılcımları vardır. Tamam mı arkadaşlar? Unutmayın. Bak. Kim? Tamam mı arkadaşlar? Kim? Hatif diyor ki. Ama Emin Bülent Serdaroğlu size sınavda çıkacaksa ilk bileceğiniz eser kimdir? Kini bilin. Hatif diyor ki Hisarlara karşı. Hatay'a selam, dev Olsa da kim diyeceksiniz? Müfit Ratip tiyatrolar yazdı. Türklerin ilk tiyatro eleştirmeni olma vasfı değerlidir. Şahabettin Süleyman sloganın sahibidir. Slogan neydi? Sanat şahsi ve muhteremdir. Bu mühim bir slogandır. Tabii. Tamam. Tiyatrosu vardır. Fırtına. Niye hocam fırtına yazdınız? Çünkü Ati kütüphanesindedir. Ha var. Siyah süs. Çıkmaz sokak gibi tiyatroları olsa da fırtınadır. Cemil Süleyman Alyanak oldu. Hocam iki eserini vermişsiniz. Çünkü onlar kütüphanede. Romanı İnhizam hikayesi Timsali Aşk. Bunların önemli özelliği nedir? Bunlar da Fecraati Tamam Evet. Şimdi bunlar da karşımıza çıkacak. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bunlardan sonra bunlardan sonra bir grup çıkıyor. Fecati yerine Fecati yerine bunlardan sonra çok az ne yapacak arkadaşlar? Bir güç bulacak. Nesli aticiler diye bir grup çıkıyor. Nesli ati. Bunların dergileri rübap oldukları için rübap dergisinde birleştikleri için buna rübapçılar da deniyor. Tamam mı? Rübap dergisinde birleşiyorlar. O yüzden rübapçılar da diyorlar. Daha önceki sayfalarda geçmiştim. Hani bu da nereden çıktı demeyin. Hani soru beklenen yer midir, değil midir derseniz arkadaşlar çok fazla soru beklenen bir yer yoktur. Yani diyor ki edebiyat diyor. Sürekli şarkı diyor. Yani doğuyu ve garbı, batıyı taklit ediyor diyor. Artık diyor bunları taklit etmesin diyor. Ve Hakkı tahsil isimli birisi yeni bir neslin yetiştiğini söylüyor. Ve arkadaşlar çok fazla ön plana çıkamıyorlar zaten milli edebiyat dönemindeyken bazı gruplaşmalardan bahsedeceğim. Burada minicik bir yeri olsun istedim. Evet. O zaman feyri Ati'yi de başarılı bir şekilde bitirdik gençler. Sizleri seviyorum. Şimdi Konya'ya gidiyorum. İnşallah gelince Allah sağlık saat versin. Ve milli edebiyat döneminde tekrar beraber olacağız. Ödeviniz feyri Ati'yi soru bankamdan çözünüz. Görüşmek üzere. Esen kalın.